asar. Ve bir müddet sonra kendi kendini tokatlaması yetmiyor, daha da asabileşiyor ve parmaklarını ısırmaya başlıyor. Evet, ısırıp parmağını kopartıyor. Hayal edin, asabi adamın parmağını koparttığı sahneyi. Neymiş kelime? Esabi, benzer sesi. Asabi, manası? Parmak. Parmak. Bak şimdi. Ve yec'alûne. Onlar kılarlar. Bu ayetteki mana tıkarlar. Neyi? Esabi'ahum. Parmaklarını. Nereye? Fî azânihim. Kulaklarına. Şimdi ayette geçen esabi kelimesini bilirsek, yec'alûne kelimesini bilirsek, fî azânihim, azan, kulaklar kelimesini bilirsek, bir buçuktan ikilik bir Arapçayla biz kelimemizi anlarız. Ama bilemezsek anlayamayız. Başka bir kelime. Kelimem hurtum. Hurtum. Neyle hatırlarız? Korktum olabilir. Hurtum olabilir. Peki manası burun demek. Hikayem ne olabilir? Bir hikaye lazım. Adam burnuna hortumu sokuyor belki. Evet, benim hikayemle aynısı. Ben de hikayem şu. Bir adam Vekolar kitabına girmek için burnuna hortumu sokmuş. Sokmuş ama hortum burnundan bir türlü çıkartamıyor. Uğraşıyor, uğraşıyor, çıkartamıyor. Hayal edin. Hatta mümkünse o kişi siz olun. Çünkü insan kendi başından geçenleri asla unutmaz. Hele ilginçse. Senesimuhu alel hurtu. Senesimuhu. Onu damgalayacağız. Ona damga vuracağız. Neresine? Alel hurtu. Burnunun üzerine. Kalem suresine geçiyor. Burnunun üzerine. Başka bir kelime. Feccac. Neyle hatırlayabiliriz? Seccade olabilir. Seccade olabilir. Manası şarıl şarıl akan, dökülen demek. Seccac. Şarıl şarıl akan. Hikayem şu olabilir. Şarıl şarıl akan böyle bir şelale var. Seccadeyi tam şelalenin altına atmışsınız. Ve şarıl şarıl akan ve dökülen suyun altında namaz kılıyorsunuz. Hayal edin. Hatta su gelip seccadeyi ıslatsın. Hayal edin, resmedin. Ve enzelna, biz indirdik. Nereden? Minel mu'sirati, yağmur bulutlarından. Ne indirdik? Ma'en, bir su indirdik. Nasıl bir su? Feccaca, şarıl şarıl akan, bulutlardan dökülen bir su. Şimdi ayetteki feccac kelimesinin manasını bilmezsek anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Bilirsek anlarız. Başka bir kelime. Şuval kelimesi. Şuvaz. Dumansız alev demek. Şuvaz. Neyle hatırlayabilirim? Çuval olabilir mi acaba? Şu? Çuval. Şuvaz, çuval. Olabilir başka. Şuvaz, şuvazo. Daha yakın. Şuvazo. Şuvaz. Tek fark. Sondaki o fazla harfi. Şuvaz. Şuvazo. Manası dumansız alev. Hikayem de şu. Toplamışsınız komşularınızı ve perdeyi açtınız. Bir vazo gösterdiniz. Vazonun içinde bir ateş yanıyor. Ve diyorsunuz ki bakın şu vazoya. İçinde dumansız alev var. Dumansız alev. Arapçası şuvaz, yuselu aleykuma, üzerinize gönderilir. Ne gönderilir? Şuvazun min nar, ateşten dumansız bir alev. Başka ne gönderilir? Ve nuhas, ve duman gönderilir. Azap olarak. Fela tentesiran, sonra birbirinize yardım da edemezsiniz. Şimdi kelime kelime mana veriyorsunuz.
yurselu gönderilir aleykuma ikinizin üzerine. İnsanlar ve cinler topluluğu. Şu vaaz. Şu vaazı bilmiyorsun. Mana devam edebilir misiniz? Edemeyiz mi? Edemezsiniz. O halde ifade ettiğim Kur'an-ı Kerim'i anlamanın birinci basamağı kelimelerini bilmekti. Yani ifrat değil bu. Son kelime şu olsun. Acil. Acil. Neyle hatırlayabiliriz? Acil. Birebir oluyor herhalde. Birebir değil mi? Evet. Hatta acile diye ifade edebiliriz. Acile. Sonu T ile çünkü yazılıyor. Acile. Acile. Hastanenin aciline. Hı. Manası dünya. Hikayem şu. Dünya hastalanmış. Ambulansa bindirdik. Onu acile götürüyoruz. Hayal edin. Dünyanın acile gittiğini hayal ediyorsunuz. Ama maalesef dünyayı acilde kurtaramıyorlar. Ve dünyayı kabristana defnediyoruz. Allah dünyayı kabristana defnetmeyi de bu arada bizlere de nasip etsin. Zor bir iştir. Men kâne, her kim oldu, yuridu, arzu eder oldu. Neyi? El acilete. Neyi arzu eder? Dünyayı. Dünyayı. Kim dünyayı arzu ederse, accennâ lehu, biz de ona dünyayı peşin veririz. Şimdi, yine kelime manasını devam ediyor. Diyorsunuz ki, men kâne yuridu, her kim isterse. Neyi? El acilete manasını bilmiyorsun. Devam edebilir misiniz manaya? Hayır. Edemezsiniz. Şimdi bakalım ezberlediğimiz kelimelerden kaç tanesini hatırlayabileceksiniz? Birinci kelime aile. Fakir yoksul. Ail dedik yani. Evet. Ayette aile diye geçiyor. Bal. Koca. Koca, güzel. Beyat. Akşam vakti. Evet, gece vakti. Gece vakti. Basal. Soğan. Esabir. Parmaklar. Güzel. Hutum. Burun. 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 Şuvaz. Dumansız alev. Feccac. Şarıl şarıl akan. Akan, güzel. Ve son acile. Dünya. Dünya. Bakın 9 kelime 5-10 dakikada ezberledik. Yani şunu yapsak, çok uzun yollar, seyahatler, bugün atılacak bir adımla başla. Bugün şunu yapsak, bir karar versek, desek ki her gün Kur'an-ı Kerim'den geçen 10 kelimeyi ezberleyeceğiz. Ne olur ki? 5-6 ay sonra Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün kelimeleri ezberlemiş oluruz. Şimdi ezberlerken zor olan yer şurası. Yani hocam ben ezberlerim ama şimdi benzer ses bulmak lazım. Ben benzer sesi bulamıyorum. Ezberlerim ama benzer sesle manayı ilişkilendirmek lazım. Ben bunu da yapamıyorum. Böyle bir mazeretimiz de yok. Seyircilerimizin de yok. Çünkü bizler hafıza merkezi olarak bu işi sizler için yaptık. Bizzat bunu ben yaptım. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimelere benzer sesi buldum. Çünkü hazır bulmaya gerek de kalmadı. Çünkü ben o kelimeyi o şekilde ezberlemişim. Benzer sesin hikayesini kurdum. Ve hikayeyi resimlememiz lazım ya. Her hikaye için bir de animasyon hazırladım. Tek yapmamız gereken şey bir kelime bir dakika vermek. Kelimenin kendisinin manasını okuduktan sonra benzer sesiyle hikayesini okumak. Evet. Ve animasyonuna bakıp beyne kelimenin resim formatını göndermek. Peki hocam bu tekniği kullanıp diğer kelimelerde biz kendimiz benzer ses bulup hikayelendirme olayı... Şimdi teknikte ilerlediğiniz zaman artık kelimeye benzer ses bulmak, hikayelendirmek işte otomatik hale geliyor. Evet. Zaten ben Kur'an-ı Kerim'deki bütün kelimeleri hazırlamadım. Ama hazırladığım kelimeleri kullanarak siz ezber yaptığınızda artık bir esere ve hoca ihtiyacınız yok. Bir lügat açacaksınız, kelimeleri kendiniz çok rahat bir şekilde ezberleyeceksiniz. Allah hepimizi
kelamına karşı ilgisi fazla olan ve kelamını anlamaya çalışan kullar zümresine dahil eylesin. Amin. Çünkü inanın bundan daha kıymetli bir iş yoktu. Teşekkür ederim geldiniz ve konuk oldunuz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bugün sizlerle birlikte bence çok önemli bir iş yaptık. Allah'ın kelamından 9 kelimeyi manasıyla beraber ezberledik. Bu Allah'ın kelamını